Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere ustalıklardan bahsedeceğiz. Doğurma mı ve ittifak savaşlarındayken nasıl ustalıklar yapılmalı? Arena kısılırken oyuna yeni başlayan orta seviye arkadaşlar için ustalıklar nasıl olmalı? Bu arada benim ustalığım nasıl? Bunlarla ilgili bilgi vereceğim arkadaşlar. Umarım bu video sizlere faydalı olur. Eğer faydalı olursa arkadaşlar, videoları beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Başlıyoruz arkadaşlar. Bu benim saldırı bölümü. Saldırıda arkadaşlar zalimliği gördüğünüz gibi fulluyorum. Suikastçıyı fulluyorum. Zırh delmeyi fulluyorum arkadaşlar. Bu şu anda dormamı ve savaş için yaptığım bir ustalık. Çünkü yakında dormamı başlıyor. Birkaç saate kadar. Ama arena kısacağım zaman buna değişeceğim. İsabeti şu anda 2'de tutuyorum arkadaşlar. Fullemeye gerek duymuyorum ama zalimliği fulluyorum. Sonuçta belli bir sayının üzerine çıkmam lazım karşı tarafa geçmek için. İşte suikastçının olduğu bölüm arkadaşlar. Orası çok önemli. Bu arada zırh delme dediğim gibi arkadaşlar fulluyorum. %15 zırh deliyoruz kritik attığımız zaman. Suikastçıyı fulluyoruz arkadaşlar. Suikastçıyı fulllediğimiz zaman rakibin sağlığı %18'in altına düştüğü zaman %60 saldırı kazanıyoruz. Aynı zamanda savaşa girdiğimizde rakip %18'in altındaysa arkadaşlar %30'da saldırı esenlik yetenek isabeti kazanıyoruz. Özellikle ittifak savaşlarında boss keserken çok lazım arkadaşlar. Tabi aynı zamanda labirentte ve Dormammu'da da son serisinde lazım. Bu da savunma arkadaşlar. Savunmada blok becerisini fulluyorum. Önemli çünkü. Belli bir seviye açmam için arkadaşlar kusursuz bloğu da üçlüyorum. Merhem ve arkadaşlar toparlanmayı da fulluyorum. Çünkü iradeyi de fulluyorum. İrade ve özellikle arkadaşlar şu son zamanlarda sürekli üzerimize olumsuz etki açan karolar var veya skiller çok fazla olmaya başladı. Bunun için çok faydalı. Ve işlevsel arkadaşlar bence oyunun en önemli yeri burası. Neden? El becerisi var. Siper var. Afallatma aynı şekilde full arkadaşlar siperle beraber. Korkutma da aynı şekilde arkadaşlar mutlaka fulllemenizi tavsiye ederim. Çok önemli. Rakibe siper attığınızda rakibin can ve güç kazanımını %30 azaltıyor arkadaşlar. Ve tabii ki sakinleştirme. Bu da çok önemli. Bu da yetenek isabetini düşürüyor rakibin. Ve mistik ustalık arkadaşlar ki benim için çok önemli. Zaten ben mistik kralı ağırlıkla oynuyorum. Rakip her takviye kapattığı zaman %12 kazanıyorsunuz ve bu çok yüksek oluyor. Yeni başlayan arkadaşlar ilk olarak çeviklik ve el becerisini birer tane verdikten sonra siperi fullesinler. Yeni başlayan arkadaşlar için mutlaka afallatmayı da fullleyin arkadaşlar. Sizin için çok faydalı olacak. Önce bu kısmı fullersiniz. Daha sonra arkadaşlar yavaş yavaş savunmaya geçersiniz ki irade gücü çok önemli. İrade gücünü açmanızı tavsiye ederim kesinlikle. Tabi buraları açmak biraz kredi ve eşya isteyecek. Başlangıçtan ortaya doğru arkadaşlar dediğim gibi işlevsel ve savunmayı tavsiye ederim. Saldırıda ilk olarak arkadaşlar zırh delmeyi açın. Zırh delme çok önemli. Yine zalimlik ve isabet var arkadaşlar. Ama dediğim gibi isabeti çok aman aman tavsiye etmiyorum ileriki oyunlarda. Zaten bir seviyeden sonra arkadaşlar kendi oyun şeklinize göre ustalığınızı ayarlıyorsunuz. Suikastçıyı kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Suikastçı özellikle çok ileri seviyedeyseniz zaten bilen bilir bu çok önemli. Derin yaralar önemli arkadaşlar. Şöyle önemli. Eğer kanama euroları varsa Blade'di, Given Pool'du, X23 gibi euroları varsa arkadaşlar çok önemli derin yaralar. Oyun şeklinize göre değişen ustalıktır. Mesela bende çok fazla bir kanama eurosu yok. Bir de 4.55 given pool var. Onu da çok aman aman kullanmıyorum arkadaşlar. Bu sebeple açmadım. Hiddet ağırlıklı hero'lar varsa arkadaşlar uzatılmış hiddet ve güçlendirilmiş hiddet tavsiye ederim. Hyperion'du, Star-Lord'du, Captain Marvel'du gibi hiddeti kullanan hero'lar da arkadaşlar mutlaka açmanız gereken bir özellik. Arena'da da arkadaşlar arena kasarken de bu arada cesaret arkadaşlar çok önemli. Labirent gibi yerlerde HP'niz %50'nin altına düştüğü zaman damage'inizi %20'ye kadar arttırabiliyorsunuz. Labirent de gerçekten önemli arkadaşlar suikastçı ile beraber. Arkadaşlar arena kastığınız zaman bu yukarıda gördüğünüz dörtlü kısım çok önemli. Camdan topu bir kere fulllemeniz lazım arkadaşlar. Direkt atağınızı arttırıyor, karşılığında sağlığınızı düşürüyor.
Geri tepmeye bir kere verseniz olur ama üç deseniz de problem değil. Arena kasarken çok etkili. Sıvıca saat arkadaşlar saldırıyı %30 yükseltiyor. Tabii karşında sağlığınızdan her saniye alıyor. Tabii iradeniz varsa bu size faydalı. Ve kanama arkadaşlar, kanama da yine aynı şekilde %30 arttırıyor saldırınızı. Ve sağlığınızın bu arada %20'sini de alıyor. İrade çok önemli arkadaşlar. Bu yüzden bunları açtığınız zaman irade gücü birçok şey sizi toparlayıcı güç olacak arkadaşlar. Toparlanmayla birlikte çok önemli. Benim usluklarım da bu şekilde arkadaşlar. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. İşlevsel arkadaşlar en önemli kısım. Daha sonra savunma ve saldırı dengesini siz kendinizde oynadıkça zaten göreceksiniz. Dediğim gibi arkadaşlar, umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi oynar diliyoruz.